Yozgatlı çiftçi naylon sera kurmak yerine sebze fidelerini pet şişede büyüttü. Kıvrak zekası sayesinde az masrafla çok para kazandı. Bunu üstüne oturtuyoruz. Soğuk vurmasın diye. Etrafını da kapatıyoruz böyle. Eskiciden aldığı 3000 pet şişeyle sera kurdu. Hem fideleri soğuktan kurudu hem normalden bir ay önce ürün elde etti. Fazla maliyetli bir şey değil. Ben buranın hepsini bir dönem 500 milyon liraya aldım. Ama naylon almış olsaydım bana 3-4 bin lira patlayacaktı bu naylon. Hacı Ömer Kılıç Yozgat'ın Başıbüyüklü köyünde çiftçi. Sosyal medyada hobi bahçelerinde kullanılan bu yöntemle karşılaştı. Hemen kendi serasında denemek için kolları sıvadı. İnternette bir gördüm. Hani birkaç tanesi hobi olarak da yapmış. Ben de acaba hani 100-200 tane yapayım diye düşündüm. Hurdacılara baktım. Pet bidon çok ellerinde. Böyle bir 3000 lira aldım. Yozgatlı çiftçinin eskiciden aldığı 3000 pet şişe sayesinde sebze fideleri don olaylarından zarar görmüyor. -15 dereceye kadar soğuğa dayanıyor. Güneş ışığından biraz fazla korunması için kireçleme yaptım. Ayrıca pet şişeler ürünlerin erken olgunlaşmasını da sağlıyor. Yozgatlı çiftçinin düşük maliyette başladığı bu işin kazancı da çok. Mardın 20'sinde diktim. Normalde ne zaman dikmeniz gerekiyor? Normalde biz bunları Nisan'ın 25'inde dikmemiz lazım.